Evet, Nalan Hanım, tiramisu'yu incelediğinize göre sizden başlayayım. Dağıldı böyle içine baka baka bir hal oldu. Buyurun. Tam benim ağzıma layık, beğendim. Ama şekeri biraz az olmuş. Kakaosu yoğun geldi. Ama şeyi güzel yani. Aroması mı? Aroması çok güzel. Yani şöyle aldığın zaman. Peki kıvamı tutmamasının problemi ne sence? İçinde eksik bir şey mi var yoksa? Muhallebi mi diyoruz? Bir şey diyoruz. Muhallebi şu üstündeki... Üstündeki muhallebi... Yorumu dinle, sana yapıyor yorumu. Üstündeki muhallebi, yani donmamış gibi geldi bana, yani... Şaka yapıyorsun, kız Allah canını almasın. Nereden çıkardın onu? Yemin ederim beyin kanaması geçireceğim, anjiyo olacağım. Kız Nalan abla, ben zaten sana diyorum ki, abla bu donmamış, niye donmamış diyor ki... Bunun sanki muhallebisi don... Ah Nalan Hanım, ah ah. Siz yemek bilgin var diyorsunuz ama şu kadar yemek bilginiz yok. Anladım peki. Afiyet olsun ablam. Yormayacağım seni. Yani beğendin mi? Şekeri az olmuş. Taktı o şekeri. Ama beğendim. Yani tamam. Benim ağzıma layık. Peki ama yesen. Afiyet olsun tamam, ablam. Ben iyiyim. Şengül Hanım, siz nasıl buldunuz? Şu an bana tadı puding gibi geliyor. Dağıldığı ve tutmadığı için de olabilir. Bir de yani bir şey sormak istiyorum size Nalan Hanım. Efendim buyurun. Aroması güzel olup deyip kakaosu fazla geldi. Hayır, demek nasıl bir şey? Şimdi bu ayrı, kakao ayrı. Bak bununla bu ayırt edemiyorsa ben de bir şey demiyorum. Diyor. Kreması güzel diyor. Ya kreması... Ama kakaosu güzel. Bak kakaosu, kakao aroması fazla kakaosu geldi. Güzel demedim ayrı ayrı ki. Değerlendiriyor kakaosu. Kakaosu fazla geldi dedim. Bunlar da manipülasyona gelmiş. Şu kreması güzel dedim. Şimdi bununla bunu ayırt edemiyorsan ben bir şey demiyorum. Bence Nalan Hanım, siz başta tadı tuzu güzel deyip sonrasında bununla, bu değil, buna yorum yaptım diyorsanız bence siz bu yarışmadan kalkın gidin çünkü hiçbir şey bilmiyorsunuz. Senin aklından zorun mu var? El kol hareketlerini bir bırakırsak... Senin aklından zorun mu var? El kol hareketlerini bir bırakırsak... Pardon, şimdi bir saniye. Siz hepiniz de öyle şeyler söylüyorsunuz. Bak şimdi, kalk bu yarışmayı terk et dedi. Kalk öyle bu yarışmayı deyince terk de kafanda... et demedim. Hayır, lütfen, bir şey diyeceğim. Sakin olun. İkiniz de sakin olun. Şengül Hanım, yani onun gitmesine tabii ki ben karar veriyorum. Nalan abla, sen sakın... Sen veremezsin zaten. Sen de el temasında sakın... Git. Kalk, el temas sakın yani bulunma şimdi şöyle lütfen. Bir şey var, iki gündür yani Kadir Bey, iki gündür şimdi bunun, Nalan Hanım'ın bana bak, tavrını fark ediyorsunuz. Şununla şu kakaoyu ayırt edemiyorsan ben bir şey demiyorum. Ne dedim? Çok güzel olmuş dedim, şekeri az olmuş, biraz daha güzel olsaydı olurdu. Kakaosu yoğun olmuş dedim. Buyur. Konu sen, ne olursa olsun siz bana el kol hareketi yapamazsınız. Akşam sen yemek, de bana kalk git diyemezsin. Akşam ama ana yemek sofrasında siz bana dediniz ki aynen bu şekilde, hiç unutmuyorum. Yedireyim mi size dediniz? Ama laflarınız öyle bir ki yani. Nalan Hanım, gerçekten davranışınız çok çok yanlıştı. Çünkü burası bir yemek programı ve milyonlar izliyor. Ailemiz, eşimiz, dostumuz, herkes bizi izliyor. Rencide ettiniz, yakışmadı. Kınıyorum sizi. Tamam, sizden ricam birbirinize karşı lütfen seviyeli ve saygılı olun. Bakın ben müdahale etmek istemiyorum çünkü daha fazla. Sizlerinize hakim olun. Sadece bir yarışma, yorum yapıyoruz. Lütfen yorumlarımızı da seviyeli yapalım, olur mu? Evet Aysun Hanımcığım, buyurun sizden devam edelim. Evet, kreması güzel olmuş. Donsaymış daha güzel olacakmış Kadir Bey. Tabii kakaoyu üzerine serperken top top düşmesi birazcık donsaydı daha güzel gösterecekti. Top top üstüne düştüğü için... Almakta, aldığında tadında bir şey yapıyor. Kedi dili yumuşamış mı tadı? Evet, nasıl? Kedi dili yumuşamış. Siz güzel, kreması da güzel. Dilini, Şengül Hanım. Yumuşaklığı ben güzel. Ben yorumumu yaptım, daha fazla yapmak istemiyorum. Ama yemek benim yemeğim ya, yani o kedi dili yumuşamış. Ben yorumumu kapattım zaten. Beğendiniz beğenmediğimi mi? Söyledim, beğendiniz. Bitti. Peki, afiyet olsun. Miraç Bey. Olması gereken kıvam bu değil aslında. Şöyle, kedi dili kullandınız. Ve bu kedi dilinin bazıları çok fazla ıslatılmış. Yani sütle ıslattınız değil mi? Hayır, kahveyle. Kahveyle ıslattınız, tamam. Kahvesini çok fazla koyduğunuz için çoğu böyle şey, çok hamur bir şekilde. Arada bir tanesini de mesela çok kuru bırakmıştınız. Orantısız bir şekilde ıslatmışsınız kedi dillerini. Sosu güzel fakat dediğim gibi aslında bu olması gereken şu kedi dil altta üzerinde sosu ve yoğun bir kıvam olup ve şu üzerine kullandığınız kakaoyu da elekten geçirerek tamamını kaplayacak şekilde. Yok öyleydi de şimdi kıvam olmadığı için koyarken çok karışmış yani ama lezzet olarak kötü mü değil. Teşekkür ederim. Peki, afiyet olsun. Oğuzhan eline koluna sağlık. Afiyet bal şeker olsun. Şeker oranı bana güzel geldi. Yani lezzetli mi? Evet lezzetli. Ama şimdi bir kafeye gittiğinde tiramisu istediğinde sana bunu getirirlerse lezzeti ne kadar güzel olsun dersin ki bu mu tiramisu?
şunun o sos kıvamında sen herhalde bir şeyi kaçırdın ölçüyü. Ya çırpmada oldu. Çırpma az mı çırptın ya da peynirim az geldi, orada bir problem olmuş. Yani o püf noktasında kaçmış bir şey. Yoksa malzeme olarak doğru kullanmışsın çünkü lezzetini çok güzel tutturmuşsun. Çok güzel bana, yani bitirdim ben. Ama işte gel yani ben de bir bunu bitireceğim çünkü tadı çok güzel olmuş. Ama gel gelelim kıvamı tutmamış işte. Yani bir tiramisu ortaya tam olarak bir tiramisu çıkmamış ortaya. Olmadı evet ama yine tadı güzel. Tadı güzel olmuş. Peki eline koluna sağlık. Nereye gidiyoruz? Haftanın ikinci gününde finale gidiyoruz. Biz bir pandemiye yetmeden önce nereye sağlayayım mı? Tamam tamam buyur buyur. Nenne abla sen bir an refleks mi oldu? Refleks niye öyle hareket oldu yaptın? Bence de istemeden oldu. Yani laflarını çok kötü yapıyor ya. Tamam hayır şimdi herkes yorum yapıyor birbirine. Burada herkes bakın sabahtan beri aralarında zor duruyorum ayırmak için ama yani direkt bir temasta bulunmak yok asla. Biraz yanlış oldu açıkçası. Gönlünü almanı rica ediyorum. Ondan kaynaklandı ben onu gönlünü ama alamam. Ama fiziksel temasta bulundun ya sen bulundun fiziksel temas. Şöyle diyelim haklıyken haksız yere düştün. Ama o bana tamam şimdi... Tamam haklıyken haksız yere düştü. Yani şöyle sen başta sen haklısın. Şengül sana kalk git diyemez buradan çünkü onun kararını ben veririm. Zaten ona da ben söyledim. Ama senin o temasın yanlıştı ekran önünde. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bazı insanlar böyle bir anda fevri davranır. Haklıyken haksız duruma düşer ya. Sen şu an haklıyken haksız duruma düştün o yüzden. Düştü bir aslında. Burada adaleti korumak da zorundayım. O yüzden hanımefendi senden de yaşça küçük. Yani sen onun cahilliğine verebilirsin ama o senin cahilliğine veremez. Ya tamam da yani işte ama laflarını da ona göre edecek. Tamam bak sen kalk, yine çok arın. Sen pardon bak sen yani. Lafla yine cevabını ver. Sen beni net anlayabildin mi? Peki. Gelsin puanlama için ondan sonra tekrar konuşalım. Nalan Hanım iki günün fazlasıyla bana oynuyor. Yapmış olduğu her yorumuma bir tepkisi, her şeyine bir tepkisi. Bugünkü artık var ya böyle hani haddini fazlasıyla aştı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.